Rusya'nın başkenti Moskova'da bir Rus subayının aracına yerleştirilen bomba patladı ve patlamada subay ve eşi yaralandı. ayrıntıları Moskova'dan Ümit Nazmi hazırdan alacağız. Ümit şimdi e, olayla ilgili ne biliyoruz? Araba biraz epey parçalanmış gözüküyor ama e, yaralı kurtuldular. Sağlık durumlarına ilişkin bir bilgi var mı subay ve eşinin? Ayrıca ardında kim olabilir böyle bir saldırının? Evet olayla ilgili aslında tam açıklanmayan ve belirsiz noktalar var. Olay bugün sabaha doğru Moskova'nın kuzeyinde meydana geldi ve bir arabada patlama meydana geldi. Ve bu arabada bir erkek ve bir kadın olduğu gözükmekte ve patlamanın yani bombanın şoförün koltuğunun altına konulduğu belirtiliyor ve şoförün burada iki bacağı da koptu ve durumu çok ağır bir vaziyette. Kadın ise yaralı. Soruşturma Komitesi Başkanı Alexander Bastrekin konuyla ilgili müfettişlerin ve Krimenolojların e, olayı soruşturduğuna dair bilgi verdi ve e, burada yaklaşık TNT eşdeğeri olarak yarım kilogramlık bir patlamanın meydana geldiği ve etrafındaki 5 arabada hasar görmüş durumda. Tabii ilginç olan bu patlamada yani yaralanan kişinin kim olduğu ve patlamanın kim tarafından gerçekleştirildiği. Burada ilk önce e, olay gerçekleştikten kısa bir süre sonra Rus medyasında bu arabada yer alan kişinin ee, Rusya Savunma Bakanlığındaki üst düzey bir yetkili olan askeri uydu iletişim başkan yardımcısı Andrei Torgashov olduğu ve diğer e, yaralanan kadının ise e, eşinin olduğu söylendi. Fakat daha sonra ilerleyen saatlerde e, Rus medyasındaki haber değiştirildi ve e, çünkü değiştirilmesine şuna istinaden değiştirildi. E, Russia Today'deki yayınlanan haberde e, Andrei Torgashov'un e, bu arabada yer almadığı hatta kendisinin ben bu bölgede zaten yaşamıyorum dediği belirtilmekte ve hem eşinin hem de kendisinin bu haberi yalanladıklarının ve arabada bulunmadıkları iddia edilmekte. Öte yandan haberin son değiştirilmiş halinde ise burada herhangi bir isim verilmiyor. Bir Rusya Savunma Bakanlığı'nda bir subayın yer aldığı belirtiliyor. Fakat tabii hem ilk önce isim olarak arabadaki patlamada yer alan kişinin Andrei Torgashov olduğunu söylenmesinin fakat daha sonra bunun yalanlanması ve ardından da kimin arabada yer aldığına dair bir bilginin verilmemesi de olayı daha muallak ve soru işaretlerini daha fazla arttıran bir durum haline sokmakta. Tabii böyle bir patlamanın gerçekleşmesi muhtemelen arabada yer alan kişi üst düzey bir yani Rus subay olarak denmekte Fakat bu kişinin üst düzey bir subay olduğunu öngörüyorum çünkü böyle bir patlamanın gerçekleştirilmesi ve bu kişinin hedef alınması. Tabii bu kişinin önemli olduğunu bize önemli olduğunu aklımıza getirmekte. Tabii kim tarafından gerçekleştirildi hala belirsiz. Rus kamyonundaki yapılan yorumlarda Ukrayna istihbaratın olabileceğine dair yorumlar var. Fakat henüz bu da tam olarak doğrulanmış değil. O yüzden olayla ilgili hala muallak ve belirsiz noktalar bulunmakta. Belki ilerleyen saatlerde olay netliğe kavuşacağını umuyoruz ve bekliyoruz.